Evet, haber analizde bu akşam Abdullah Çiftçi ile Türkiye'nin siber güvenliğini ve TÜBİTAK operasyonları bağlamında milli yazılım meselesini konuşuyoruz. Detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Kendisi konunun uzmanı, bu konuda çalıştığı bir derneğin de başkanı. Derneğin adını tekrar verelim. Sosyal Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği. Evet Abdullah Bey, bir önemli olay anlatıyordunuz. Reklama çıkmıştık. Belki sonra da devam edersiniz, evet. Bilmiyorum. TİB meselesi, yıkılması önerisi getirmiştiniz bir dönem siz bu evet. süreçlerden önce. Ama yıkılsa bile diyorsunuz, diğer kurumlar işte uzantı kablolardan ötürü güvenlik sağlanamaz. Öneriniz ne? Yani Türkiye milli yazılım güvenliği denilen şeyi nasıl sağlayacak? Bir de burada Türkiye'ye yönelik operasyon yapılıyorsa, ki burada bir üst akıl var diyorsunuz. Paralel yapı sadece... yani bir maşa. Yerde taşerondu, maşaydı, neyse. Evet. Bu durumda o üst akılın amacı ne? Yani ne yapılmaya çalışılıyor? Bu küresel bir şey ve Türkiye, sadece Türkiye mi hedefte? Başka ülkelerde var mı? Buradaki maksat ne? Şimdi burada küresel akıl tek dijital dünya kurma hedefinde benim gördüğüm kadarıyla. Ülkeleri dininden, dilinden, kültüründen kopartarak da dijital bir kültür oluşturup çocuklardan başlayarak da herkesin internete kötü olduğu, entegre olduğu, internetten bilgilendiği, internetten yeni kültür, yeni ortak dil edindiği bir dünya düzeni kurmak istiyor. Bu düzende de şimdi Amerika'da 2000 NBC televizyonunun tartışmaya açtığı bir konu var. Televizyon dedi ki Obama onay verdi, 2017'de tüm Amerikalılara çip takılacak. Şimdi Amerikalılar bunu tartışıyor. Benim Charlie Hebdo saldırısından sonra Avrupa'da da gündeme geleceğini düşünüyorum. Yani çip, her insana çip takılmış bir dijital dünya düzeni. İnsanın uzaktan kumandayla hormonal dengesini de kontrol edebileceği. Bunu da insanları korkutarak da güvenlik kaygısı ve endişesiyle size faydalı olarak diyerekten Amerika'da tartışmaya açtılar. Bu iş Türkiye'de de zaten önümüzdeki dönemde Türkiye'de gündeme getirecekler. Dijital kimlik de bunun ilk aşamasıydı. Bizim erken karar aldık mesela. Evet. Şimdi amaç bu, dijital dünya paylaşılıyor. Nasıl ki real dünya paylaşılırsa dijital dünya entegrasyonunda da bir paylaşım var. Bu dünyaya siz onların bize uygun gördüğü yazılımla entegre olursanız bağımsızlığını kaybedersiniz. Biz bilgi çağında bağımsız olabilmesi için bir ülkenin kendi milli yazılımı olması lazım. Kendi işletim sisteminin olması lazım. Kendi veri tabanı dilinin olması lazım. Bu mümkündür. Türkiye'de yani Çin Seddi de ilk taşı koymakla başladı nihayetinde. Türkiye bir an önce bir stratejiyle bunların çok büyük paralar gerektirmiyor. Sadece büyük bir organizasyon gerektiriyor. Bir devlet aklı gerekiyor. Güncel politika üstünde evet. bir akıl gerekiyor. Eğer bu olmadığı zaman bugün TİB olur, yarın başka bir şey olur. Bu dinleme daima gündeme gelir. Türkiye şu an ilk sanal operasyonunu, siber operasyonunu Fuat Avni üzerinden yiyor mesela. Fuat Avni bir şahıs değil. Bir bilgi ağının oluşturmuş olduğu, dinlemelerden kaynaklanan bir gizli teşkilat. Ben buna CIA, Mossad falan filan demiyorum ama küreselcilerin kullandığı bir gizli teşkilat. Yani yine paralel yapıyoruz. Mesela Avrupa'da bakarsak Almanya'yı dinlemişler. Kim dinlemiş? NSA'yı dinlemiş. NSA'yı dinlemiş. İngiltere Türkiye'yi dinlemiş, Almanya Türkiye'yi dinlemiş, Amerika herkesi dinlemiş. Mesela Edward Snowden CIA analistiydi, şimdi Rusya'ya kaçtı biliyorsunuz. Amerika'da herkes dinleniyor dedi. Ayrıca Türkiye'de hem Ankara'da hem İstanbul'da gizli dinleme merkezleri açtılar dedi Türkiye'de. Şimdi geçen hafta basına çıkan haberde İngiliz güvenlik iç güvenlik teşkilatı MI5 ile Amerikan FBI siber tatbikat yapma kararı alıyor. Yani Londra'daki... Bu yeni bir gelişme. Yeni bir savaşmış gibi siber tatbikat. Siber tatbikat. Bizim basın bunu oyun olarak duyurdu. Oyun olmaz burada. Londra'daki finans merkezinde bir saldırı olursa buna nasıl karşı konabilecek? Yine geçen hafta bir olay biliyorsun. Amerikan Merkez Komutanlığı'nın Twitter hesabına IŞİD olaraktan kondu. O IŞİD değildi. Tahmin ediyorum bir başka bir istihbarat teşkilatı karşılıklı yoklama çekiyorlar. Biz, yani siber savaşlar başladı, tatbikatlar başladı, da yapılıyor. Biz şimdi kendi sahip olduğumuz tip binasını ne yapacağız? Yıkmalı mıyız, yıkmamalı mıyız? Daha sahada biz yokuz. Mesela ben şurada bir örnek vereyim. Emniyet olsun, diğer kamunun önemli kurumların olsun, yazılım satın alınıyor. Burada uyarıyorum, Amerikalılar genellikle
Hindistanlı, Malezyalı, Endonezyalı, Bangladeşli Müslümanlar bunlar. Amerikalı ama Müslüman bu şirket diyor, size gönderiyor. Alın bunu diyor. İngilizler de Filistinlileri çok kullanıyorlar. Pakistanlıları çok kullanıyorlar. Bürokrata gidiyorsun, bunu niye aldın kardeşim? Ya çocuk Filistinliymiş, Müslümanmış, bize zarar gelmez diye aldım. Şimdi siz devlet, kimi devlet kurumlarına da bir yerde bir yani gayri resmi danışmanlık tabii, evet, da veriyorsunuz evet, diyebiliriz. Söylüyor evet, musunuz bunları peki? Şimdi bunlardan geçen hafta Ankara'da bir olay yaşadık. Hemen buradan söyleyeyim ben. Emniyet Genel Müdürlüğü bir yazılım almış. Biz dedik bu CIA direkt, yan kuruluşu. Girin bakın, dünyada tartışmalar var. Niye alırız kardeşim bunu? Şimdi buna şey yok. Burada suç onlarda değil. Suç bir akreditasyon merkezinin olmamasında. Mesela Amerika'da ben güvenlik yazılımı yaptım, meydana çıkamazsınız. Hop gel bakayım. Önce sen CIA'in bir şeyinden güvenlik geç. Güvenlik soruşturmasından geç. Güvenlik soruşturmasından geç ve kodunu ona ver. O bir müdahale etsin sana. Ondan sonra çık bunu yurt dışına sat. Şimdi Türkiye'de kodunu almadan hiçbir şekilde mümkün değil, yaptırmıyor. Mümkün değil. Bu söylemelerine, palavralarına bakmayın. Yani mesela Google şimdi direkt NSA'ya link vermiş. Facebook olsun, Twitter olsun. Twitter hepsi mecburen evet. Twitter 2006'dan beri zarar eden bir şirket. Kapitalizmin ruhuna aykırı. Ama sürekli de yatırım alıyor baktığınız zaman. Tamamen sanal operasyonlar için tezgahlanmış bir yapı. Şimdi yani dolaylı finansörü CIA mi demek istiyorsunuz? Yani küresel bir sistem var. CIA'in, Mossad'ın, efendim BND'nin içinde kendi gizli teşkilatları var. Gizli teşkilatların içine yuvalanmış gizli bir teşkilat var. Dolayısıyla bilgiyi her ülke kendi için bilgi topluyor. Onlar da o ülkeden o bilgiyi alıyorlar. Peki milli söyleyeceğinizi söyleyin. Şu mesela şimdi İsrail'in uydusu günde 3 kere geçiyor. İletişim uydusu bizim üzerimizden. Biliyorsunuz şu an Yandex'in herhangi gidin normal vatandaş bile göz rengini görebilirsiniz. Yani teknik takibi gerek yok ki, oturun Yandex'ten. Herkesin evini yapın anlaşırsanız. Rusya uydu verilerini halkla paylaşacağını ilan etti yeni. Bu ne anlama geliyor? Bu ben sizi ifşa edeceğim diyor. Ciddi bir savaş var şu anda. Evet. Şimdi bu milli yazılım güvenliği meselesi dediniz. Evet. Tam da 2000'li yılların başından itibaren evet, Türkiye'nin bu konuda bir siyasi eğilim gösterdi. Evet. Siyaset kurumunun en azından bu konuda eksikliği hissedip evet, yani elde pek fazla bir imkan yok diyelim yerli malı üretim tırnak içinde noktasında evet, bu konuda yazılım konusunda ama askeri savunma sanayinde, savunma sanayinden başlayarak ve yazılım meselesinden başlayarak bu konuda bir teşvik söz konusu oldu. Tam da 2000'lerden itibaren işte son bu geçtiğimiz çarşamba günü bir Aselsan mühendisinin yine şüpheli biçimde öldüğünü, intihar ettiği söylenerek öldüğünü gördük. Bu altıncısı hatırladığım kadarıyla işte evet, TÜBİTAK görevlileri bir kazada ölmüştü. Bu olaylar çoğalıyor yani. Ve bir biçimde kamuoyu vicdanını tatmin edecek bir soruşturmanın ve istihbari araştırmanın da konusu olmuyor, olamıyor diyelim. Buradan bakarsak yani mümkün mertebe komploya kaçmadan, olguyla diyelim, hareket ederek burada gerçekten dış servislerin bu tarz şüpheli ölümlerde, kaza, intihar şeklindeki vakalarda rolü olabilir mi? Bu konudaki araştırmalarınız neyi gösteriyor? Şimdi oturumda Başbakanlığın hazırlatmış olduğu bir teftiş kurulu raporu var. Adli tıp vakalarında 5'e 3, 3 kişi cinayet diyor, 5 kişi intihar diyor burada. Şimdi bunu Türkiye ölçeğinde bakmayalım. Amerika'daki yapılan bilimsel tartışmalara baktığımızda, Amerika'daki küresel sistemin değişik enstitülerde insan beynine atak yapabilecek elektromanyetik dalgalarla telegram dediniz. Telegram mesela dediğimiz bir yöntem var. Mesela Türkiye'de de Salih Mirzebeyoğlu hapisten çıktı. Bu biliyorsunuz. Bir internette izledim ben. Verdiği şeyde bunun de aşamalarını anlattı ve aşmış. İnsanlar beyine yapılan saldırıya karşı dayanıklı değil. Çünkü algılayamıyor, anlayamıyor. Cinlendiğini zannedebilir, değişken edebilir. Bu çalışma dünyada gerçek. 1940'lardan beri var. İlk bunun çalışması da 1960 yılında CIA'nin Moskova'daki Amerika'nın Moskova'daki büyükelçilisinin ve yardımcısının kanser olmasıyla Amerika nedir diye görev veriyor. Araştırıyorlar. Uzaktan lazer ışığından beynine atak yapılmış. Şimdi mesela Batı devlet adamları bir yere giderken normal güvenliğinin yanında beyne karşı atağı da önleyici jammerlerle beraber giderler. Onun beynine atak yapılmasın diye. Bu artık dünyada reel bir şey. Var. Rüyaları kontrol etme noktasına kadar gelmişler. Dolayısıyla bu bir komplo değil diyorsunuz. Bir komplo değil. Şimdi baktığınız zaman hepsi psikolojik problem görmüş. Yani bu kadar tesadüf olamaz. Bir de mesela onlardan biri kriptoloji üzerinde çalışıyor. Aselsan açıklama yapıyor. Diyor ki zaten önemli bir konu değil. Ne demek önemli konu değil?
Ne demek yani? Kendi yaptığınız işi mi önemsizleştiriyorsunuz? Hayır, evet öyle diyor. Kriptoloji işte şu an çözüm olayının işi bu. İlk intihar eden çocuk kriptoloji uzmanı. Şimdi 2000'li yıllardan sonra dünya bilgi çağı kavramıyla tanıştı. Bizler daha doğrusu. Şimdi burada en önemli silah bilgidir. Beyne saldırı yapıyor. Yani o Aselsan uzmanlarının gelecekte muhtemelen yeteneğini ölçmüşlerdir. Neler yapabileceklerini biliyor. Olmayan geleceğe saldırı yapıyorlar. Dikkatinizi çekerim. Mesela muhtemel geleceğe ya muhtemel. Da. Mesela şimdi olmayan derken olabilecek geleceğe. Amerika'da kaldırıştı herkese ID'lerinden bilgisayara entegredir. Soru sorarlar. Sorduğu sorulara göre yeniden soru sorarlar. Yapay zeka bilgisayarı herkesi ölçüyor Amerika'da. Yani bu kart yakınımdır falan filana gerek yok. Gerçek anlamda süzüyor. Analiz yeteneği olan insanları alıyor. Çalıştığı birimlerden think tank'lara havale ediyor. Think tank'lardan alıyor. Uluslararası operasyon yapan vakıflarına. Yani liyakat kendiliğinden mi işliyor? Kendi, o yapay zeka yapıyor. Mesela Elon bu teknoloji yatırım. Vallahi çok ideal bir sistemmiş. Evet şu an Amerika'da şey bu. Mesela Amerika'da şu an en çok tartışılan konu yapay zeka kontrolünden çıkarsa biz ne yapabiliriz gibi. İleri düzey tartışmalar Hollywood var. Hollywood filmleri de var bunu araştıran. Bu gerçek. Yani şu an mesela Elon Musk denen bir yatırımcı var. 10 milyon dolar bağışladı geçen hafta şeye karşı. Yani yapay zeka kontrol çıkarsa ne olur? Şimdi bunun Türkiye algılamıyor. Orada insanlar entegre olmuş vaziyette. Şimdi milli yazılım olayına ben dönüyorum. Kamuda toparlarsak. Bakın hemen toparlayayım. Kamuda diyelim bir emniyet müdürü yazılım alacak, işini görecek. Taksim'deki bir görüntüyü oturduğu yerden izlemek istiyor. Milli yazılım yok. Amerikalılar geliyor bizde ucuz var abi diyor. Bana sordu emniyetin kendisi. Ben ne yapayım? Dedim Amerikalıların izlemesini istiyorsan senin gözünden al. Şimdi bu adamın suçu var mı? Yok. Az önce Abdurrahman'a ve size sorduğum konu buydu. Evet. Yani birçok kurumda insanlara baş başa bırakıyorlar. Milli yazılım olayı savunma sanayi konseptine girer. Bilgi teknolojileri. Devlet bunu bir an önce anlayacak. Önüne gelen ben aldım. Senin kurumunun güvenliğini sağlayacak ucuz yazılım var. Yok öyle bir ya şey. Ya devlet yok ki ortada. Evet. Devlet, paralar devlet, devlet. O kadar da vahim değil Abdurrahman. Var da işte bu konularda çok yani, çok problem. Yani teknolojik anlamda çok geriyiz. 2012'ye kadar devlet yoktu bana göre. Onu yani konuştuk bir biliyoruz. Şekilde... Doğru şimdi... söylüyorsun ama yani şöyle burada ben pardon kestim. Burada yani Türkiye'nin temel problemi teknoloji konusunda çok gelişmiş bir ülke veya bu konuda Ar-Ge hem akademilerden hem başka noktalardan başlayarak yoksa devlet aklı yerli milli imkan olsa elinden gelse böyle bir şeyi uygulardı ama devlet aklının en fazla yanıldığı ve yanıltıldığı ve ciddi casusluk operasyonuna maruz kaldığı yer paralel devlet yapılanmasının içeri girmiş olması. Evet bak bir sözünüzü kestim bir şey söyleyeceğim. Bilgi çağında yönetmek bilgiye hakim olmaktır. Dolayısıyla devletin üst düzeyindeki bakan düzeyinde ya da en az yardımcısı mutlaka bilgi teknolojilerine hakim olan birinin atanması lazım. Yoksa oyuncak olur. Şimdi TÜBİTAK'taki çocuklar bunu yaptı da onun bakanı ne yapıyordu orada? Millet oyu TÜBİTAK'taki çocuklara mı verdi? Bakana verdi al benim kuruma sahip çık diye. Dolayısıyla bu dönemde kim neyi yönetiyorsa hemen yanına bilgi teknoloji uzman güvenliği milli birini alacak. Veya danışmanlık. Veya danışmanlık alacak. Bir de teknik adamlara gidip soruyorlar. Teknik adam meselesi değil. Bir vizyon meselesi, konsept meselesi. Dünya nereye gidiyor? Biz burada neredeyiz? Aşağıdaki teknik adam bir makinenin dişlisidir. Onun yorumunu yapamaz. Ne yaptığını, ne anlama geldiğini ölçemez. Bu işin temeli, bu coğrafya yeniden şekilleniyor. Enerji operasyonları. Evet. Yani Türkiye'nin bu anlamda şeye sıkıntıya girme işi bu. Evet. Baştan beri planlıydı. Anladım. Abdurrahman çıkıştan önce sana bu TİB ve TÜBİTAK operasyonları nereye gider diye sormak istiyorum. Diğer kurumlarla bağlantılı da bir mesele. İşte Emniyet İstihbaratı'nın MİT'in TİB bağlamında özellikle bu TİB'le koordineli olarak dinleme yaptığını biliyoruz. Bu dediğin dönem paralel yapının hakim oldu. Özellikle 2007-12 arası dinlemeler ne kadar vahim. Arşivin de bir yerde yurt dışına çıktığını az önce varsayarsak konuştuğumuz üzere. Onlar gitti. Bu operasyon nereye uzanabilir ve gerçek anlamda, istihbari anlamda sence aydınlanabilir mi? Bence aydınlanabilir çünkü suç belli. Görevliler belli, yöneticiler belli. Ne yaparsa yapsınlar bu saatten sonra kaçsalardı. İşte Hasan Palas biliyorsun TÜBİTAK Başkan Yardımcısı. Başbakanın böcek olayında da şüpheli olarak
iddianamede yer alıyordu. Firar etti. Tipte Osman Nihat Şen başkan yardımcısı. Zaten Palaz bu şeyde soruşturmada ifade verdi ama geldi. Geldi ama evet. Bir daha da gitti. Şu an bulunamıyor. Ama kaçması çok da önemlidir. Önemli olan suçun sabit. Yani biz buradan nasıl bir ders çıkarabiliriz? Bu saatten sonra şu anda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Emniyet İstihbarat, Jandarma'nın üçünü bir araya getir. Bir de paralel yapının arşivini getir. Paralel yapının arşivi 100 kat daha fazladır. Daha güçlü. Daha güçlü. Herkesin her şeyi var. Yani kişilerin biyografik istihbaratından, kurumların, şahısların her şeyi var yani. Devlet istihbaratı ne yapıyor? İşte Abdullah Bey başbakanın özel danışmanı olacak. MİT gidiyor komşularına soruyor. Emniyet istihbarat diyor var mı ailede sabıkalı diyor. Ama cemaat öyle yapmıyor. Bunun geçmişinde ne var? Şu var, bu var. Bütün ailesi her şeyini biliyor. Elinde bütün her şey var. Güvenli mi değil mi net olarak tespit ediyor. Şey gibi sizin demin bahsettiğiniz o sanal merkez gibi ismini hatırlamadım. O işte şey yaptıkları gibi. Cemaat şimdi bu yapıyla, bu arşivle beraber yurt dışından çıkardı. Şimdi devlet bu saatten sonra bu TİB'i, TÜBİTAK buraları artık tek bir yerde toplaması lazım. Yani bir şemsiye altında, güvenlik şemsiyesi evet. altında tutması lazım. Bundan sonra buraya girebilecek çaycısına dahi, kapıcısına kadar, temizlikçisine kadar çok iyi belli süzgeçlerden geçirip oraya sokması lazım. Çünkü sizin beyninizin içi yani beyninize... Peki aynı soruşturma senin daha önce araştırdığın birkaç firma ismi de geçmişteki haberlerinde gündeme gelmişti. Bu bilişim şirketleri için de geçerli mi? Firma adı vermeyelim yani. Ama sen birkaç tane araştırma yaptın. Özellikle Emniyet İstihbarat'a, Milli İstihbarat'a var mıydı bilmiyorum ama özellikle Emniyet İstihbarat'a altyapı sağlayan, yazılım veren çeşitli firmalar vardı. Bunların bağlantılarını sen ya Ferhat, tespit etmiştin. Bir tane bir şey ismini vermeyeceğim de bir firma daha önceden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne silah satıyormuş. Tabanca getiriyor işte güvenlik sistemleri getiriyor. Bu beyefendi tabancayı bilir, tüfeği bilir, jopu bilir, ne bileyim çelik yeleği bilir. Sonra birden bu beyefendi gidiyor dinleme cihazları emniyete getiriyor. Fransa üzerinden Fransız ortaklığıyla aynı dinleme cihazlarını götürüyor MİT'e de satıyor, emniyete de satıyor. Şimdi bu adam cemaatin bir numaralı bir şirketi. Uzmanlığı da dinleme işi değil. Uzmanlığı da dinleme işi değil. Şimdi ben de merak ediyorum yani Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki o zamanki eski şu anki yönetimden bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın. Yani bu şahıs ya sen dün çelik yelek getiriyordun bilmem eldiven getiriyordun kelepçe getiriyordun birden ne oldu da sen böyle bilişim uzmanı oldun böyle dinleme kriptolu şeyler getiriyorsun alıyorlar kimse sorgulamıyor MİT'e gidiyor sorgulamıyor jandarmaya İhalesi satıyor. İhalesi falan mı yapılmış? Ya yapılmış hepsi belli. Yeterli yok ama yine de ihaleyi ama almış. Çünkü niye adam öyle bir uyanık ki gidiyor emniyet içinde bir tane kanal bulmuş onunla gizli ortaklık kuruyor geliyor öteki tarafta başka ama bir öyle değil. Kanal. Ben onun sistematik himmet mantığı gibi cemaatin sistematik devleti soyduğunu düşünüyorum. Gelişi güzel değil. O adam da hikaye. Hayır ben şimdi şunu evet. söylüyorum. Bakın şimdi o cemaatçi adam bu dinleme cihazının içinde hangi çipi yerleştirmiş bilmiyorum. Evet. MİT'e de satıyor. Emniyete evet. de satıyor. Jandarmaya da satıyor. Yani hangi bir üst akıl bu adama diyor ki al bunu getir evet. bu işi yap bunları aynen sattır. Böyle. Organizasyonu yaptırıyor. Düşünün 3 kurum bir yeri dinliyor ama farklı kişileri de dinliyor. Yani bir burada merkez... firma güvenliği de önemli. Belki personel soruşturmasından da önemli giderek. Yani devlet kurumlarının çalıştığı özel bilişim firmaları bilhassa son bir iki dakikada bu konuda sizin yorumunuzu alalım. Ben hemen bir şey söyleyeyim. Abdullah. Kesinlikle bilişim sektöründe bir akreditasyon merkezi kurulmalı. Yani yazılan devlet kamu kurumlarına alınan yazılımları araştıran bir ekip olması lazım. Kim yazdı? Hangi istihbarat servisle bağ var mı yok mu? Bir an önce de milli yazılıma yönelmek lazım. Yani şu an kamu kurumlarının yöneticisi çok zor durumda. Çünkü kendileri uzman değil ama ihtiyacı için yazılım alacak. Aradaki komisyoncular gidiyor particilerden yakın buluyor. Boru sattar gibi götürüp kamu kurumlarında komisyon olarak şey satıyorlar. Maalesef Ankara'da şu anda durum bu. Yani bir kasıt yoksa bile milli yazılım olmadan bu konuda paralel yapı kasıtlı bir operasyonla işte üst aklın yönlendirdiği dediniz.
girmişti sistemin içine. Evet. Ama şu anda da bir kasıt yoksa bile milli yazılım olmadığı müddetçe bu konuda güvenlik açığı devam edecek. Kesinlikle diyorsunuz devam edecek. Evet. Evet, teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Rica değerli ederim. Bilgi ve yorumlarınız için. Evet, bu hafta Abdurrahman Şimşek'le haber analizde Abdullah Çiftçi'yi ağırladık. Kendisi sosyal medya ve siber güvenlik konusunda uzman. Türkiye'deki bilgi güvenliği meselesine dair önemli yorumlarda bulundu ve önemli bilgiler verdi bize. Bir sonraki haber analizde buluşmak üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın.